İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TV'deki Haber Merkezi'nin cazılanan akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Ordu Valiliği tarafından bayram öncesi Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yer alan Ordu Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı gerçekleştirildi. Program kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Yavuz şehit mezarlarını tek tek gezdi. Kurban Bayramı öncesi Ordu Valiliği tarafından Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında Ordu Garnizon Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün yaptırdığı duayla devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek dua ettikleri, nida ettikleri şu mübarek günde ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizleri kapından boş çevirme. Yapılan duanın ardından Vali Settah Yavuz ve protokol mensupları tarafından Ordu Şehitliği'nde bulunan şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi. Teşekkür ederim. Allah uzun ömür, hayırlı gün göstersin. Ya oğlum. Niye uçuyorsun? Vali Settar Yavuz, programa katılan şehit aileleriyle yakından ilgilenerek üzüntülerini hafifletmeye çalıştı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yavuz, onları kucaklayıp oyuncak hediye etti. Şehit yakınları ise şehitlerin mezarı başına dualar ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Ordu'nun Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yer alan Eskipazar Kavşağı'nda meydana gelen ölümcül kazalar sebebiyle bu kavşağın adı Ölüm Kavşağı olarak da anılmaktaydı. Uzun yıllardır ölümlü trafik kazalarının yaşandığı adres olan Eskipazar Kavşağı'nın çözümü için Ordu Valisi Settah Yavuz devreye girdi. Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç'tan bilgi alan Vali Yavuz, sorunun çözümü için gerekenin yapılacağını söyledi. Ordu'nun Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yer alan ve Altınordu Ulubey yolu üzerinde bulunan Eskipazar Kavşağı, meydana gelen ölümcül kazalar sebebiyle buranın adı Ölüm Kavşağı olarak da anılıyor. Meydana gelen kazalarda 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu kavşak için harekete geçen Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, Ordu Valisi Settah Yavuz'u şehitlik çıkışında yakaladı ve yaşanan sorunu Vali Yavuz'a iletti. Vali Yavuz, Mahalle Muhtarı Karaağaç'tan Eskipazar Kavşağı ile ilgili bilgiler aldı. Kavşağın ışıklandırılması adına Karayolları Genel Müdürlüğü ile kısa süre içerisinde telefon görüşmesi yapacağını ve sorunun çözüleceğini ifade etti. Tamam. İlgileneceğim çok. Teşekkür ederim. Ben çözerim bunu. Kafanı tak. Tamam. Yani çok uzun sürmez o. Tamam. Ben şöyle bir görüşeyim. Tamam. Çözeriz burayı. Tamam. Benim dilekçem falan var Sayın Vali. Ya dilekçe işte ben bir aramam lazım. Teşekkür ederim. Ülkede... İyi bayramlar. Bazı çizgi bazen şey oluyor. Üstüne gitmediğin zaman da ben görüşeceğim. Söz. Teşekkür ederim. Tamam. İyi günler. Ben bizatihi görüşeceğim. Sağ olun. Rahat ol. Saygılar var. Hayırlı bayramlar. Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, Vali Yavuz'la yaptıkları kısa süreli görüşmenin detaylarını paylaştı. Eskipazar Mahalle Muhtarı olarak burada defalarca karayollarına ve basına dilekçem var. Karayollarına dilekçem var. Hiçbir önlem alınmadı bu kavşak için. Çok zamanlarda kaza oldu. Sayın Valim bugün de buraya geldi. Sayın Valim'le görüştüm. Allah razı olsun sizler basının önünde. Sayın Valim söz verdi. Kısa süre içerisinde buraya el atacağım, ışıklandırma kavşağı yapacağım diye söz verdi. Sizlerin huzuruna da Sayın Valim'e teşekkür ederim. Siz basın olarak sizlere de teşekkür ederim bu yayını yaptığınız için. Mahalle Muhtarı Karaağaç, 8 kişinin hayatını kaybettiği kavşakta yaşanan bu sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağını söyledi. Bir sene önce burada bir kızımız vefat etti. Şu kavşakta bir sene önce benim mahallemde Zekeriya Uyanık denilen hocam vefat etti. Burada yani 2 ay önce şu ileride tekrar bir kaza oldu. Şu anda yatalak hasta. Ölüm vaziyetine ben bakıyorum. Buraya ölüm kavşağı diyoruz buraya. Bir an önce dediğimiz gibi sizlere de teşekkür ederim. Kurban Bayramı öncesi Arefe gününde Ordulu vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının mezarlarını temizleyip onların ruhları için dua etti. O adreslerden biri olan Çakal Çıkmaz Mezarlığı'nda
yoğun dakikalar yaşandı. Ordu'da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. Altınordu ilçesinde yer alan Çakal Çıkmaz Mezarlığı'na sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen aileler kabirlerin temizliğini yaparak yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu. Genci yaşlısı, Kurban Bayramı öncesi bir gelenek ve görenek olan kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Yakınlarının mezarlarını temizleyen vatandaşlar, mezar üzerinde bulunan yabani otların ve mezarın kenarlarını büyük bir itinayla temizliyor. Kayınvalidem, oğlum, işte burada üçü bir yatıyorlar. Ziyaretine geldik, temizleyelim, gidelim dedik. Sebaptır, bayram geliyor dedik işte. Biz burada oturmadığımızdan çok pis olmuş mezarlık. Mersin'de kalıyoruz biz, bilin mi? Bayram ziyaretine geldin. Yok, kalacağım. 2-3 ay kalıyoruz biz burada. Temizleyelim, tamamen bir senenin pisliği duruyordu mezarlıkta. Geldik, temizledik de işte. Çok şükür Allah. Temizlik yavrum, bana bak, imandan gelir. Temizlik başkadır. Kim ne derse desin. Temizlik başkadır. İmandan gelir. Temizliğimiz başka. Geldik, mezarlığın yüzüne bakılmıyordu. Şimdi bak, pırıl pırıl oldu. Gurbette, ben de gurbette yaşıyorum ama bir kızım var yine Mersin'de benim. Mersin'in yerlisiyle evli. Ona çok selam söylerim. Kimi yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi ölmüşlerin ruhları için dualar ediyor. Gurbetten gelmek ayrı bir duygu buraya kadar. Dedemi yani ziyarete geldik. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim yani. Bugün duamızı ettik ve şu an temizliğimizi yapıyoruz. Mezarlığı temizliyoruz. Sonra duamızı okuduk. Artık yani oradan da eve yani. Özellikle Arefe günleri mezarlıklarda bayramın havası da farklı yaşanıyor. Bazıları ise yakınlarına mezar temizliğini yaptıktan sonra mezarların üzerine bolluk ve bereket ismi gelediğine inandığı buğday ve çikolata bırakıyor. Kurban Bayramı öncesi berberlerde de büyük yoğunluk vardı. Özellikle gurbetçiler berberlerin yüzünü güldürdü. Bekliyoruz abi. Yoğun yani, bayram Arefe günü yoğun olur. Yani şimdi bir yere gitsen sıra bulamazsın yani. Doğal olarak yoğunluk olacak yani. Ordu'da berberler çifte bayram sevinci yaşıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir mesai var. Bir 10-15 günden beri çok yoğun. Gurbetçi çok bu sene. Memlekette gurbetçi çok olduğu için işler de son güne bırakılıyor bizde. Nasıl emlak vergisi, su faturası nasılsa bizim işler de son güne bıraktığı için yoğunluk çok yoğunuz. 15-20 günden beri yoğunuz. Aslında bu yoğunluk yaklaşık 2 hafta önce başladı. Özellikle gurbetten gelen ordullar berber esnafının yüzünü güldürdü. Allah'a çok şükür şu anda bir hafiften bir yorgun, yani yoğunluk derken bir kıpırdanma var. Gurbetçilerimiz İstanbul'dan gelen, işte yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, ondan sonra il dışından gelen gurbetçilerimiz sağ olsunlar tıraş oluyorlar yani. Bir kıpırdanma var. İşte emekli maaşını alanlar, ikramiyelerini alanlar. İnsanlarımız işte yani tıraşını güzellik açısından bayrama yarın el öpmeye gittikleri zaman rahat bir şekilde gitmek istiyorlar. O yüzden bir hafiften bir yoğunluk oluyor yani. Kurban Bayramı arefesinde de berberlerde uzun kuyruklar oluştu. Kimi tıraş olmak, kimi saçını kestirmek istiyordu. O yoğunluktan biz de nasibimizi aldık. Bugün saat 9'da Cengiz Bey'e randevu aldım. Saat 3:10 geçiyor, yeni tıraş olduk. Güzelleşme işini son güne bırakanlar kuyrukta sıra beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk var, güzel. Sağ olsunlar gurbetçilerimiz, dışarıdan gelenler. Fena değil. Aynı zamanda bugün çocuk tıraşı çok önemli. Çocukların güzelleşmesi için. Bütün herkesin bayramını kutluyorum. Baba olanlarsa hem kendileri hem de çocukları için berber koltuğunda sıra bekledi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzman diyetisyeni Melek Atabey, bayram ziyaretlerinde çikolata veya şeker yerine kuru yemiş ikram edilmesi önerisinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzman diyetisyeni Melek Atabey, Kurban Bayramı'nda özellikle aşırı protein ve şeker tüketiminin oluşturabileceği rahatsızlıkların önüne geçmek için bayramda dengeli beslenilmesi ve öğün atlanılmaması gerektiğini belirtti. Güne iyi bir kahvaltıyla başlamanın metabolizmayı harekete geçireceğini ifade eden Atabey uyarılarda bulundu. Genelde Kurban Bayramı yaşanan telaşa nedeniyle kahvaltı öğününün atlanıp güne direkt kavurmayla başlanılan bir dönem. Ama bu en sık yaptığımız hatalardan biri. Güne mutlaka sabah, öğle, akşam şeklinde 3 öğün beslenerek ve güne mutlaka kahvaltıyla başlanmasını öneriyoruz. Özellikle kahvaltıda domates, salatalık, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi sindirimimizi kolaylaştıracak hafif bir kahvaltıyla güne başlayabiliriz. Atabey, kurban etinin en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesinin doğru olacağını, ancak eti hemen tüketmek isteyenlerin ise
iyi pişirmesini ve küçük parçalar halinde yemesini önerdi. Kurban kesildikten sonra eti 12 ila 24 saat beklemesi en doğru yöntem. Çünkü taze kesilen etin sindirimi oldukça zordur. Et serttir. Dolayısıyla hızlıca yoğun bir miktarda et tüketirsek eğer bu bize bir takım mide problemleri, sindirim problemi olarak geri dönebiliyor. Ancak ben eti taze tüketeceğim, mutlaka bundan vazgeçemiyorum diyen bireyler için eti iyi pişirdikten sonra ve küçük miktarlarda tercih edebilirler. Akşam öğününde de aslında hafif bir sebze yemeği tercih edilebilir bu dönem boyunca. Mangal ve kavurma aslında vazgeçemediğimiz yöntemler arasında. Ancak en sağlıklı ve en doğru pişirme yöntemi etin kendi suyuyla, kendi yağıyla, kuyruk yağı ya da tereyağı ilave edilmeden kısık ateşte pişirildiği yöntemler en doğru pişirme yöntemlerimiz arasında. Aslında hangi besin öğesini tek tipte vücudumuza yoğun bir miktarda verirsek verelim zararlı olacaktır. Yoğun miktarda karbonhidrat tüketimi, yoğun miktarda yağ tüketimi ya da yoğun miktarda protein tüketimi. Hepsinin vücut için ayrı ayrı zararları var. Ancak proteinin özellikle vücutta sindirimi oldukça zor. Vücudumuza büyük bir yük yüklemiş oluyoruz. Etler hem proteinden hem yağdan hem de kolesterolden zengin. Dolayısıyla bu besin öğelerinin fazla alınması özellikle kronik hastalığı olan, kalp rahatsızlığı, kolesterol rahatsızlığı gibi hastalığı olan, kalp damar rahatsızlığı olan bireyler için kalp kriz riski doğurabilir. Tabii ki küçük porsiyonlara dikkat edeceğiz. Etlere ekstra yağ koymayacağız bu dönem boyunca. Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerinden aslında bayram boyunca da vazgeçmememiz gerekiyor. Melek Atabey rahat bir sindirim için kurban etinin yanında ayran tüketilmesini de tavsiye etti. Özellikle tüketeceklerse öğlen tüketim en çok önerdiğimiz zamanlar. Etin yanına yine sofralarımızın en sağlıklı alternatiflerinden biri olan ayran tercih edebiliriz. Sindirimimizi rahatlatmak açısından bir bardak ayran, bir kase yoğurt ya da iyi bir tercih olacaktır. Etler C ve E vitamini içermezler. Bu nedenle C vitamininden zenginleştirmek açısından sofralarımıza sebze yemekleri ya da taze sebze ilave edebiliriz. Özellikle öğlen tüketilmesi sindirim açısından önümüzde zaman bırakacağı için öğlen tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Bayram boyunca da aslında sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan vazgeçmememiz gerekiyor. Bunda 3 temel noktası var. Birincisi porsiyon kontrolü yapacağız. Hamurlu tatlılardan, kurban etlerinden olabildiğince az porsiyonlarda tüketeceğiz. Bol yağlı, bol şekerli ya da bol kalorili besinleri az miktarlarda tüketeceğiz. İkinci dikkat edeceğimiz nokta fiziksel aktivite. Hayatımızda fiziksel aktiviteyi hiç eksik etmememiz gerekiyor. Özellikle bayram gezmelerine yürüyüş yaparak, yürüyüşle gidebiliriz. Yine bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içmelerini önerebiliriz sağlık için. Toplum olarak aslında misafir ağırlamayı, misafirlerimize işte şekerleme, çikolata, tatlı, sarma bu tür şeyleri ikram etmeyi çok seviyoruz. Ancak misafirlerimizin de sağlığını düşünmek adına çikolata ya da şeker ikram etmek yerine kuru meyveler içerisinde kuru yemiş ekleyerek kuru meyve ya da kuru yemiş ikram edebiliriz. Dolayısıyla çocuklarımızı da böyle zorlu tercihlere bırakmamış olabiliriz. Ya da hamurlu tatlı ikram etmek yerine sütlü tatlı ikram edebiliriz. Yine mevsimi itibariyle kavun, karpuz, dondurma aslında çocukların sevebilecekleri alternatifler arasında. Çikolata, şeker yerine aslında iyi bir dondurma, sütlü güvendiğimiz yerden bir dondurma almak daha iyi bir alternatif. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olacağına inandığını belirterek bayramın vatana ve millete hayır getirmesi temennisinde bulundu. Son günlerde Türkiye'nin ekonomik saldırılara maruz kaldığını ifade eden Bakan Koca, bu durumu bir fırsata çevirerek bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız diye konuştu. Son günlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Bayramların milli duyarlılıkla birlik ve beraberlik içinde olma gereğinin ortak duyguya dönüştüğü gün olduğunu vurgulayan Koca, trafik kazalarına dikkat çekti. Kurban Bayramı'nda sıkça karşılaştığımız kazalar ve yaralanmaların yanı sıra uzun olan bayram tatili nedeniyle önemli bir nüfusumuz seyahat etmekte ve trafik kazaları yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu hususlarda azami derecede dikkat göstermelerini rica ediyorum. Başta vatandaşlarımızın sağlığı için
bayramı görevi başına geçiren fedakar çalışanlarımız olmak üzere aziz milletimizin bayramını tebrik ederim. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının her zaman görevlerinin başında olduğunun altını çizerek tüm vatandaşların sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymadan huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. Biz sağlıkçılar olarak görevimizin başındayız. Ancak bütün vatandaşlarımızın bize ihtiyaç duymadan huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de ordulu gezgin arıcıların hasadı tamamlamak üzere olduğunu ve ilk belirlemelere göre Ordu Balı'nda rekolte düşüşü yaşandığını söyledi. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Altınordu ilçesindeki Balevde yaptığı açıklamada TÜİK verilerine göre ordunun Türkiye'de bal üretiminde birinci olduğunu söyledi. Ordulu arıcıların neredeyse tamamının gezginci olduğunu ifade eden çiftçi, Türkiye'nin yaklaşık 50 ilinde ordulu arıcıların bulunduğunu belirtti. Çiftçi, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini kaydederek, geçen sezona göre %30 düşüş bekliyoruz, dedi. Kovan başına verimin bu yıl 12 kilograma kadar düştüğünü belirten çiftçi, geçen yıl kovan başına verimin ortalama 18 kilogram olduğunu söyledi. Ya şimdi 2016'ya göre şöyle bir şey söylemiştik, %30 düşüktü. Geçen sene 2016'ya gelmiş. Biz geçen sene aynı kıyaslıyoruz. Yani kovan verimi ortalama bizde bu sene il bazına vurduğumuz zaman belki işte 18 kilo civarlarındayız ama ortalama olarak 12 kilo civarlarında olur diye bekliyoruz. Akın çiftçi, süzme balın kilogram toptan satış fiyatının 14 lira civarında olduğunu kaydederek bunun en az 20 liraya çıkması gerektiğini savundu. Fiyatlar konusunda biz ilçe ilçe toplantılar yapıyoruz. Ben işte bundan birkaç gün önce Sivas'ta bir toplantı yaptım. 2 gün önce Erzincan'daydım. Gittim arıcılarımızı ziyaret ettim. Gerçekten şu anki fiyatlar yani bizim belimizi büküyor. Bizim girdilerimiz %30 arttı. Yani gerçekten yani fiyatlar istediğimiz üzerinde değil ama biz şimdi tabii ki bal ithalatı ile ilgili bir iki anlaşmalar yaptık. İnşallah bizlerin önünü açacak bu. Yani bayram mesaisi bittikten sonra İnşallah ilk balımızı da biz Almanya'ya göndereceğiz bir firmayla anlaştık. Ha, bal fiyatlarını yukarı çekmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hem aracılarımız yani yaptığımız işlerden memnun kalırlar. Biz de görevimizin layığıyla yerine getirdiğimizi düşünürüz. Yeşili, mavisi, doğası, havası, kısacası her şeyle Karadeniz'in turizmde gözde mekanlarından biri olan Ordu'da bazı yerlerde yaşanan çevre kirliliği hem gözleri hem de vicdanları rahatsız ediyor. Altınordu ilçesinde bulunan Mele Tırmağı'nın çevresi bilinçsiz insanlar nedeniyle ciddi kirlilik yaşıyor. Yeşili, mavisi, yaylası, temiz havasıyla Karadeniz'in turizmde nadide mekanlarından biri olan Ordu, eşsiz doğal güzelliğiyle turistleri kendisine hayran bırakıyor. Ancak Ordu'nun bazı bölgelerinde yaşanan çevre kirliliği ise hem gözleri hem de vicdanları rahatsız etmekte. Altınordu ilçesinde yer alan Mele Tırmağı'nın kıyı noktaları bilinçsiz insanların kurbanı olmak üzere. Buraya piknik yapmaya gelen kişiler çöplerini bıraktıkları için ırmak kenarı deyim yerinde ise çöplüğe dönüştü. Pet ve cam şişelerin gezindiği ırmak kenarı ciddi bir çevre kirliliğinin adresi oldu. Sadece çöp değil buradaki sıkıntı. Bazı kişiler tarafından ırmak kenarına kaçak molozla dökülüyor. Hal böyle olunca eşsiz güzelliğe sahip olan Mele Tırmağı çöp ırmağına dönüşüyor. Bilinçsiz ve sorumsuz insanlar sebebiyle yaşanan bu olumsuz tablo için yetkililerin çözüm bulması isteniyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulu ilk ve tek havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı'nda Temmuz ayında 110.391 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre Temmuz ayında Ordu Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artışla 105.102, dış hat yolcu trafiği 5.289, toplamda ise %4 artışla 110.391 oldu. 2018 yılı Temmuz ayında Ordu Giresun Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artışla 732 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 30 olmak üzere toplam uçak trafiği %3 artışla 762'ye ulaştı.
2018 yılı Temmuz ayında Ordu Giresun Havalimanı yük trafiği ise toplamda 1003 ton olarak gerçekleşti. Buna göre 2018 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 7 ayda Ordu Giresun Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artışla 619.445 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 4.401'e, yük trafiği ise %4 artışla 4.720 tona ulaştı. Bursa İkizceliler Derneği Kurban Bayramı'nın ardından düzenleyeceği şenlik programının hazırlıklarını sürdürüyor. Hemşehrileriyle bir araya getirecek olan dernek 25 Ağustos'ta İkizce Yoğunluk Kızlar Yaylası'nda şarkılarla, türkülerle keyifli bir program hazırlayacak. Bursa İkizceliler Derneği şenlik düzenliyor. 25 Ağustos'ta İkizce Yoğunluk Kızlar Yaylası'nda düzenlenecek şenlik öncesi dernek başkanı Mehmet Ergen ve İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt sahada ön çalışmaları yerinde inceledi. Düzenlenecek olan yaz buluşması piknik çölenine yönelik açıklamalarda bulunan İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Bursa'da yaşayan İkizcelileri bu doğa harikası alana davet etti. Bursa'da yaşayan İkizceli kardeşlerimizin dernekleri daha önce Uludağ'da bu işi yapıyorlardı. Geçen sene ben pikniklerine katıldım, evvelki sene de katıldım. Bu sene de karar vermişler, dediler ki biz bu pikniği memleketimizde yapacağız. İkizce Yoğunluk Kızlar Yaylası'nda 25 Ağustos'ta bayramdan bir gün sonra inşallah bütün 25'inde bayramdan bir gün sonra diyorum bütün vatandaşlarımızı Kızlar Yaylası harikanın yani doğa harikasının yeşilliğin her renginin olduğu ve geldiğiniz zaman çok memnun kalacağınız bir yaylada şenliğimizi yapacağız. Bu şenliği her sene Uludağ'da düzenlediklerini söyleyen Bursa İkizceliler Derneği Başkanı Mehmet Ergen ise bu sene iyi ki burada piknik kararı almışız diye konuştu. Biz Bursa İkizceliler Derneği olarak her yıl bu şenliğimizi yazın Bursa Uludağ'da düzenliyorduk. Bu yıl hem memleketimize yerli turist gelmesi hem fındık sezonuyla Kurban Bayramı'nın birleşmesi hem de bu bölgemizi artık biz dışarıda iş adamları olarak doğamızın kıymetini anlamaya başladık. Buralara dikkat çekmek için bu sene bu şenliği burada düzenleme kararı aldık. Çok da iyi etmişiz. Öyle görüyorum. Bugün özellikle şu doğayı görünce gerçekten bayıldım. Bütün herkesin bu güzelliği görmesini istiyorum. Buradaki yaşayan hemşerilerimizin de en azından hep gurbetteyiz. Gurbette olanlarımız çok. Bu bölgelerde biliyorsunuz yıllar önce çok göç verdi. Şimdi buradaki akrabalarla birlikte güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Yine burada bütün Ordu bölgesinden herkesi bekliyoruz. Çünkü alanımız çok güzel. Onlara hayal edemeyecekleri bir gün yaşatacağız inşallah. Balıkesir'de yaşayan ve Bursa'daki İkizcelilerin şenliklerinde her daim bulunan iş adamı Hasan Sekmen ise Kızlar Yaylası'nın Kaz Dağları'ndan farklı olmayan muhteşem bir doğası olduğunu ve bu alanda piknik yapmanın keyifli olacağını ifade etti. Köyümüzün her köşesi ayrı bir cennet. Balıkesir'de biliyorsun Kaz Dağları oksijen bakımından dünyada üçüncü bir bölgedir. Deniziyle havasıyla on numara bir yer. Bizim memleketimiz şu an Kızlar Yaylası'da en az Kaz Dağları kadar. Olmasa da ona yakın bir yerimizdir. Gerçekten her şeyle on numara memleketimiz. Bu sene burada güzel bir etkinliğin olacağını düşünüyorum. Sayın Başkanımız da destekleriyle sağ olsunlar. Dernek Başkanımız da bu organizasyonu yapıyor. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bursa İkizceliler Derneği tarafından 25 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan Yaz Şenliği'nde Sinan Yılmaz ve Cemil İbo'nun yanı sıra yöresel sanatçılar da sahne alarak konser verecek. Sanatçı olarak Sinan Yılmaz'ı getiriyoruz, siz de biliyorsunuz. Cemil İbo, İnce Kardeşler, bir de Havva Nur diye bir sanatçımız var. O gün burada çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Havamız da güzel inşallah. Bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Evet, bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik. İki gün boyunca sevgili Efe Şefçioğlu sizlerle birlikte olacak. Bayramınızı ben şimdiden kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Bölgesel amatörlük ekiplerinden Altınordu Belediye Spor, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında Bal ekiplerinden Ağrı 1970 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
Oynanan bu müsabakayla birlikte Altınordu Belediyespor Erzurum kampını tamamladı. ...2018-2019 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kamp yapan Altınordu Belediyespor yaptığı hazırlık maçlarıyla sezona hazır hale gelmeyi hedefliyor. Kamp kapsamında Bal'ın tecrübeli ekiplerinden Ağrı 1970 Spor Kulübü ile kampın son gününde karşı karşıya gelen Altınordu Belediyespor rakibiyle golsüz berabere kaldı. Altınordu Belediyespor bu sonuçla Erzurum kamp süresince oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş müsabaka öncesi iki takım oyuncularıyla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Başkan takımın uzun boyu ha. Evet. Ağrı 1970 Spor Kulübü müsabakasını tribünden takip eden, oynanan maçı ve kampı değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyespor'un her geçen gün üzerine koyarak yoluna devam edeceğini söyledi. Öncelikle Erzurum gibi irtiva yüksek olan bir ilimizde olmak, burada hem bu çim sahalarda antrenman yapmak çok da güzel oldu. Takıma da ben özellikle sağlık yönünden de katkı sunduğuna inanıyorum. 12. gün bugün inşallah kamp bitiyor. Bundan sonra birinci kamp dönemini bitirip bayram süreci, bayramdan sonra da ikinci kamp dönemine geçirmiş olacak. Tabii biz 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen 4 maçlık bir hazırlık serisi yaşandı. İnanıyoruz ki futbolcularımız birbirlerine daha bir uyum sağladılar. Hem sağlık yönünden kendilerini gördüler, hem diğer taraftan teknik olarak da eksiklerini tamamlamaya gayret ettiler. Bugün izlediğimiz takım inşallah her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Centilmenlik içerisinde sportmenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı bir lig sürecini yaşamak dileğiyle ben özellikle takımın da bu güzellikleri burada paylaştığını görüyorum. Bundan mutluyum. Tabii diğer taraftan da teknik heyetimizde inanıyorum ki 12 günlük kampta bir değerlendirme yapacaklar ama takımdan memnun olduklarını görüyoruz. Biz de bu duygularla inşallah Bal Ligi'nin 2018-2019 sezonuna hazır durumda olduğumuza inanıyoruz. Tabii eksiğimiz mutlaka olacak. Onları da zaman içerisinde tamamlamaya devam edeceğiz. Ben özellikle Erzurum'daki dostlarımızla da bugün buluşmuş oldum. Onların da bize sağladığı ev sahipliği dolayısıyla onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey. Tabii diğer taraftan hem Erzurum milletvekilimiz hem Ağrı milletvekilimiz birlikte olduk. Burada Ağrı takımıyla da bugün dostça bir buluşmadan sonra bir de hazırlık maçı yaşayıp buradan ayrılıyoruz. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediyespor Teknik Direktörü Ergin Döner ise ikinci etap Erzurum kampında istediklerini aldıklarını belirtti. 12 günlük kamp içerisinde 4 tane hazırlık maçı oynadık. Bu süreçte yaptığımız antrenman maçları ve antrenmanlar ve yaptığımız hazırlık maçlarında istediklerimizi aldığımızı düşünüyorum. Tabii eksikliklerimiz var. Burası bir adı üstünde hazırlık kampı. Arkadaşlarımız en iyi şekilde hazırlandı. 4 tane maçımızın en sonuncusu, en ciddi olanı belki. Çünkü geçen sene kendi grubunda şampiyon olup 3. lige çıkmayı son anda kaçıran bir takıma karşı oynadık. Haliyle çok kaliteli, güzel geçmesi beklenen bir maçtı ve kaliteli de oldu. Fakat yağmur futbolumuzu, her iki takımın da futbolunu oynamaya biraz engel oldu ama yine de centilmence bu güzel sahada, bu güzel ortamda kaliteli bir şekilde futbolcu arkadaşlarımız mücadelesini verdi. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Başkanımın da dediği gibi inşallah 2018-2019 sezonu Altınordu Belediyespor Kulübü için en üst seviyede geçer ve istediğimiz noktalarda bitiririz. Mutlu bir şekilde bir sezon geçirmiş olur. Yüksek irtifa kamp merkezinde oynanan maçı Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Spor Kulüp yöneticileri Bilal Azaklı ve Can Erken tribünden takip etti.